Selam dostlar, ben Cengiz Han. Bugün uzun zamandır yayınlarda paylaşmamı istediğiniz, öncekine göre daha işlevsel bulduğum yayımı, yani ekranda gördüğünüz, görmediğiniz her şeyi ayarlarıyla beraber vereceğim. Vereceğim derken ciddi ciddi dosyaları vereceğim ki bu sayede uzun uzadıya ayar yapmanıza gerek olmayacaktır. Yani umudumuz bu yönde ama yani illaki minimal ayar yapmanız gerekecektir şimdi. Yalan da söylemeyelim. Clickbait etkisi yaratmasın diye addonların tek tek ayarlanışını anlatmayacağımı, sadece yüzeysel birkaç ayar vereceğimi de belirterek introyu verip başlayalım. Öncelikle en başta belirtmemde fayda var ki ben sadece Dead Knight ile oynuyorum. Bundan dolayı verdiğim dosyalar sadece kendi karakterim için zaman içerisinde toparlanmış, istediğim hali almış durumda. Siz kendi sınıf ve spey'inize göre değişiklikler yapmak isterseniz ayarlarla birazcık oynamanız gerekecektir. Her oyuncunun ihtiyacı farklı olacağı için detayına girmeden basit bir iki ayarı göstereceğim. Gene de oldukça vakit alabileceğini düşündüğüm ayarlamaların büyük bir kısmını pas geçip hazır dosyaları elde etmiş olacaksınız ki bu bence güzel bir şey. Bu arada hemen araya bir not sıkıştırmakta fayda görüyorum. Ekran çözünürlüğünüz 1080p'nin üstündeyse verdiğim dosyalar ya kayabilir. Bilmiyorum, denemedim. Deneme şansım yok çünkü bende öyle bir monitör yok. Eğer ki diyorsanız ki ben sadece LUI profilini istiyorum, o zaman açıklama kısmında bir link var. Ona hemen bir ziyaret ederseniz profili hızlıca alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama yok, ben direkt dosyaları alacağım. Bir iki kopyala yapıştır yaptıktan sonra kullanırım her şeyi olması gerektiği gibi, aynı seninki gibi diyorsanız sırasıyla yapmanız gerekenleri anlatmaya başlıyorum. İşlemlere başlamadan önce WoW klasörümüzün içindeki interface ve What the fuck diyesim geliyor. WTF klasörünün... Bunun açılımı ne ya? Bir dakika bakacağım, kaydı durduruyorum. Warcraft Text File'mış. Yani en azından en... kayda değer iddia bu. Neyse. Interface ve Warcraft Text File ya da What the fuck ya da WTF klasörünüzün bir yedeğini almayı unutmayın. Ne olur ne olmaz. Sonra Pixel benim hesabı bozdu olmasın. Anlaşalım. Açıklama kısmında verdiğim dosyayı indirip RAR'dan çıkarıyoruz. RAR şifresi küçük harflerle şifre. Sonrasında Interface adlı dosya addonlarımızın ham hallerini barındıran adres olur. İçinde bulunan her şeyi WoW klasörünüzün içindeki interface'in içine atıyoruz. Bir uyarı, hali hazırda aynı görevi gören addonlara sahipseniz bunların çakışması da olası. Bundan dolayı yedeğini aldığınız interface ve WTF klasörlerinizi boşaltmanızı da öneriyorum, faydası olacaktır. Ama olmayabilirdi. Who knows? Lord Illidan knows the way. This is the way. Mandalorian. Güzel dizi. Sonrasında indirdiğiniz dosyadaki WTF klasörünün içindeki saved variables ve config dosyalarını direkt alıp kendi WTF klasörünüzün içine yapıştırın. Account yazan klasörü ise almadan önce biraz düzenlememiz gerekecek. İçine girdiğimizde hesap bilgisi yazan yeri kendi account klasörümüzün içinde yazanla değiştirmemiz gerekiyor. Örnek olması adına ben rastgele bir şeyler karalıyorum. Adını düzenlediğimiz bu klasörün içine girdiğimizde Realm adı yazılan klasörün adını kendi Realm'ınızla değiştirmeniz gerekiyor. Benim durumumda bu twisting nedir? Düzenlememiz gereken son yer ise karakter adı yazan klasörün adını kendi karakterinizinkiyle değiştirmek. Merak etmeyin, alt karakterlerinizi etkileyecek olan bir durum yok. Hepsi için tek tek girip bunları yapmanıza gerek olmayacaktır. Tüm bu düzenlemeleri yaptıysak bu klasörün içindeki dosyaları ilgili yere atıp oyuna girebiliriz. Hata yaptığınız durumda tüm işlemleri baştan yapabilirsiniz. Interface ve WTF dosyalarını silerseniz sistem oyuna ilk girdiğinizde otomatik olarak boş, hiç kullanılmamış yenilerini yaratacağı için korkmanıza gerek yok. Ha bu arada bahsettiğim işlemleri yaparken oyun kapalı olmalı. Yoksa işe yaramaz, yani görmezsiniz. Çıkıp girmeniz gerekir. Peki, hatasız bir şekilde kurduk. Oyuna giriyoruz. Tüm ekranımı etkileyen addonlar şu gördükleriniz. Tam listeyi ayrıca açıklama kısmına da koyuyorum. Siz addonlara bakarken hemen açıklayayım. Bazı addonların seçili olmamasının sebebi sadece alt karakterlerimle girdiğimde kullandığım addonlar olması. Alt karakterlerimle girerken en fazla 3-4 addon kullanıyorum ki bunlara LUI falan dahil değil. Daha çok çanta, işte Action House addonları falan o tip. Neyse, addonları da gördüysek oyuna ilk girişimizde şöyle bir ekranla karşılaşıyoruz. Bu standart LUI kurulum ekranı olur ve kişisel zevklerinize göre ilerleyerek bu kurulumu yapmanız gerekiyor. Hatta ileriki zamanlarda LUI ile alakalı bir problem yaşarsanız da birazdan göreceğiniz ayarlar bölümünde üstte Install diye bir buton var ki o butona tıkladığımızda bu pencere açılıyor ve birçok problemimizi çözebiliyoruz. Özellikle chat barı sık sık patlıyor gibi duruyor ama aslında o patlama değil. Onu da ileride anlatacağım diyerek devam edelim.
Bu ilk kurulum bittikten sonra Escape'e basıp açılan pencerede LUI seçeneğine tıklıyoruz ve LUI'ın ayarlarına girdiğimiz bölüme ulaşıyoruz. Her şeyden önce burada yapmanızı önerdiğim profil sekmesine gelip kendinize yeni bir profil oluşturmanız ve ardından da az aşağıdaki Copy From seçeneğinden LUTPIXEL'ı seçmeniz. Bu sayede size verdiğim profilin ayarları arka planda hep korunmuş olurken yapacağınız düzenlemelerde bir problem yaşamanız durumunda geri dönüş yolunuz kolay olacaktır. Ve bitti. Bundan sonrası tamamen kişisel olarak yapmak istediğiniz küçük dokunuşlardan ibaret. Örneğin şu an gördüğünüz gibi Mage gibi mana kullanan bir sınıfınız varsa benim yaptığım şekilde mana barınızı açıp şekil verebilirsiniz. Ama bunların üstünde sadece HP bilgileri var, ben her şeyi yazsın istiyorum derseniz de şu an bulunduğum penceredeki Costume Text bölümünden ya da ilgili kaynağın kendi barının altından ekleme yapabilirsiniz. Ben Costume Text'i daha kolay buluyorum ama karar sizindir. Ayrıca buralara yazacağınız kodlar da hemen şurada duruyorlar. Bu arada aldığınız dosyalarla beraber gelen Details, Big Wigs, Raid Tools adlı addonların profillerinin de LUTPIXEL olup olmadığına bakmayı unutmayın. Muhtemelen değildir, onları LUTPIXEL yapın. Düzenli gözükmesi için bu önemli yani. Bence yapın ama karar sizin gene tabii ki. Bu arada Big Wigs'in ayar penceresine ulaşmak için chat'e /BW yazmanız yeterli. Olası bazı problemler ya da tahmin edebildiğim bazı sorularla alakalı da birkaç bilgi vermek istiyorum. Boss'un target'ındaki tankın debufflarını gözüme soksun diye ben şuradaki debuff görsellerini hayvan gibi şey yaptım. Bunu küçültmek için şu bölümü kurcalayabilirsiniz. Bakmayın şu anki kayıtta küçültünce şeklinin kaydığına. Chat'e /reload yazdığımızda bu sorun düzelecektir. Diğer bir problemse combat'tayken chat'teki pencereleri kapatırsanız tam olarak kapanmayabiliyorlar. Sonra tekrar çıkıyorlar falan. Sebebi combat anında birçok özelliğin kilitlenmesinden kaynaklı. Bunu da belirtmiş olayım. Başka ne olabilir? Soru... Ha bir de şuraya bir in-game reklam koydum. Basitçe şuradan silebiliyorsunuz. Ama silme. Üzülürüm. Yok be üzülmem, silin ya. Bu ekrandaki zamazingoların, barların falan yerini değiştirmek, sağa sola çekmek isterseniz de şuraya tıklamanız yeterli. Verdiğim dosyaları, profilleri falan gerekli gördükçe güncelleyeceğimi de belirteyim. Her defasında dosyaları indirmenize gerek yok, sadece profili alıp aktif edebilirsiniz. Ama bu profil olayı sadece LUI için geçerli, onu da eklemekte fayda var. Bu arada videonun koyulduğu, dosyaları indirdiğiniz gün dahil addonların güncel olup olmadığını kontrol etmenizi öneriyorum. Aksi durumda muhtemelen çalışmaz veya problemli çalışır falan filan. Son olarak o efsanevi addon, Weak Aura. Herkes uzman ama hiç kimsenin weak aura kodu. Verdiğim dosyalarla beraber gelen weak aura kodlarının çoğu DK spekleri için, ki bunların hepsinin yanında da DK ibaresi var. DK değilseniz bunları silin gitsin ama diğer weak auralar ihtiyaçlarınıza karşılık veriyorsa durabilir, karar sizin. Ha, interrupt'la alakalı bir şeyler var, onları silmeyin. Onları da hemen şu ekranın sağ tarafına vereyim, şunlar diye. Tamam. Bu weak auraların güncel kalması için de weak aura companion uygulamasını kurmayı da unutmayın. Bunun linki de aşağıda var. Basit bir kurulumu var, o yüzden buraya koymuyorum ama yeni bir güncelleme geldiğinde oyun içinde ne yapmanız gerektiğini de göstermek istiyorum. Weak aura butonuna tıkladığımızda açılan pencerede eğer az önce söylediğim uygulamayı bilgisayarınıza kurduysanız güncelleme geldiğinde şurada gördüğünüz gibi bir halka çıkacaktır. Buna bastığınızda size iki seçenek sunuyor. Kopyasını oluştur ve var olanın üstüne yaz. Çoğu weak aura için kopyasını oluştur seçeneği daha mantıklı çünkü diğer seçenek kişisel ayarlarınızı tamamen resetliyor. Şu anki durumda örnek olması adına ben kendimi feda ettim. Gerçi bu ayarı kolay bir weak aura, çok da şey olmadı yani, böyle de kullanılır bu hani. Bakmayın fantezi peşinde koştuğuma, çok da ayar yapmanıza gerek yok. Ben sadece hani böyle her şey nizami dursun hani, ne bileyim. Şey neydi, Başak Burçları mıydı onlar, öyle Başak Burcu da değilim ben ama var o bende, bilmiyorum. Düzen, ha, düzenli duracak böyle. Öyle seviyorum ben. Neyse, devam edelim. Addonlarla alakalı yaptığım önceki videoda da söylemiştim ama tekrarlayacağım. Weak Aura oldukça geniş, kapsamlı bir addon ve şüphesiz ihtiyacınıza yarayacak en azından bir iki sunum vago.io adlı web sitesinde bulunacaktır. Kendiniz de oluşturabilirsiniz ama bence hiç uğraşmaya gerek yok. Peki neden? Çünkü popüler Weak Aura kodu hazırlayan oyuncuların çoğu endgame oyunculardan oluşmakta ve bu oyuncular birbirleri arasında kodları deneyimleriyle harmanlayıp insanlara sunuyor. Tabii ki ben daha iyisini yaparım diyebilirsiniz. Belki de yaparsınız, bilemem. Ama hazır kodları alıp üstüne geliştirme, ekleme, çıkartma yapmak daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tek bir oyuncunun farklı senaryolarda patlamayacak Weak Aura oluşturması yani biraz zahmetli, zaman alan bir şey. Önceden bolca patlamış ve zaman içerisinde tüm o sorunların giderildiği weak auraları kullanmak daha mantıklı.
Tabii ki karar oyuncuya bağlı. Ayrıca Vicora'nın Google gibi bir çöplük misali çok fazla seçenek barındırdığını da belirteyim. Pizza siparişi vermenizi sağlayan Vicora bile var. Denemedim tabii, belki de çalışmıyordur. Bu arada kimsenin kalbini kırmamak için söylüyorum ki bu video Endgame oyuncuları için değildir. Yani sen süper bir oyuncu olup kendi Vicora kodunu yazabilirsin tabii ki. Tutup da Latpixel boş yapıyorsun ya saçma sapan. Deme yani öyle şeyler deme. Sen number one kanka onu biliyoruz tamam ya. Sen okey number one. Videonun bu bölümü ben hiç laf sokmasam da bana laf sokmaya çalışanlaraydı. Seni de seviyorum ben canım benim. Sen rahat ol. 2-3 ay sonra 13. yılıma gireceğim Warcraft'ta artık pek en iyi ben olacağım kafasına girmiyorum. Videonun sonlarına geldiğimiz şu vakitlerde unutmadan şu gördüğünüz buton kırmızıysa bir sıkıntı var demektir ve hiç olmadık bir anda sizi üzebilir. Çoğu zaman addonların çakışmasından dolayı meydana geldiği gibi bazen de güncelleme gerektiğinden dolayı böyle patlayabiliyorlar. Sorun çıkartan addonu eğer güncellemesi gelmiyorsa kapatıp güncellemesinin gelmesini beklemek en mantıklısı. Ama yok güncelleme gelmiyor ve ben gene de bu addonu kullanmak istiyorum diyorsanız da ilgili addonun interface klasörünün içindeki klasörüne girip sonu .tok ile biten dosyayı not defterinde açıp en üstteki sayıları güncel patch ile değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Örneğin şu anki patch'imiz 8.2.5. Nokta yerine 0 koyduğumuzda 80.205 oluyor. Bu çözümün sağlıksız ve çoğu zaman işe yaramadığını da belirteyim ama denemek bedava. Ve videomuzun ana konusu burada bitiyor. Konu hakkındaki sorularınızı aşağıdaki bağlantı linkinde bulunan Discord sunucumuzdan ya da yayınlarda sorabilirsiniz. YouTube'dan da sorabilirsiniz tabii ki. Ama en başta da dediğim gibi ben sadece DK ile oynuyorum ve sınıfınıza özel bir addon ayarı çıkartamayacağımı belirteyim. Biraz kurcalamayla tam olarak istediğiniz şekle sokmanız oldukça kolay olacaktır diyerek kolları sıvamanızı öneririm. Video hoşunuza gittiyse beğenip çevrenizde paylaşmayı unutmayın diyerek kaçıyorum. Kendinize iyi bakın, iyi oyunlar dilerim.